Merhaba arkadaşlar. Bugün size 2 Temmuz 2022 tarihinde gitmiş olduğum Beşiktaş Cumartesi Pazarı'nda neler aldığımı anlatacağım. Şöyle bir poşetim var. Bakalım içinde neler var. Teker teker bakalım. Bu arada pazara ikinci kez gidiyordum. Yani gittim. Daha önce gittiğimde pek bir şey bulamamıştım. Açıkçası çorap falan almıştım. Yine çorap aldım gerçi de. Bu sefer daha farklı şeyler bulduğumu söyleyebilirim yani. Daha önce kısır bir pazar olduğunu düşünmüştüm ama bu sefer daha ilginç parçalar buldum. Bazı ihtiyaçlarımı da alabildim. İlk önce meşhur çorapçıdan bahsedeyim size. Bir tane bütün pazarlarda aşağı yukarı gördüğünüz bir çorapçı vardır. Böyle sarı saten takım elbise gibi bir şey giyiyor. Genelde çok canlı renkler giyen bir eğlenceli şahıs diyelim. Onun standından 6 tane çorap aldım. Bir tanesi şöyle. Kaktüs desenli gri, açık gri. Bir tanesi şöyle Nike modellerinden. Beyaz spor ayakkabılarının içine giymek için aldım. Arkadaşlar bunlar normalde pazarda şöyle ters oluyor logosu. Buna dikkat ettim. Logoları çok düzgün. Yani içini çevirdiğiniz zaman ters yöne bakan yanlış bir Nike logosu görüyorsunuz normalde. Ama bunda düzgündü ve kumaşı daha kaliteli. Onun dışında şöyle bir Snoopy. Çok sevdiğim bir karakterdir. Yine bunu da beyaz spor ayakkabılarını, siyah spor ayakkabılarının içine giymek için aldım. Bunun da iki tarafında deseni var böyle. Bunun da kalitesi çok güzel. Şöyle bir Elmo Som Sokağı karakteri aldım. Kırmızı. Bunu kurabiye canavarı ile karıştırıyorlar genelde ama bunun adı Elmo arkadaşlar. Şöyle içi de desenli. Bu da çok güzel yine. Kırmızılarla giyecek bir şey istiyordum. Onu aldım. Ondan sonra şöyle bir kısa simli iplikleri olan 36-40 numara tek beden diyor. Şöyle bir kadın çorabı aldım. Bu boydan daha kısasını giyemiyorum zaten. Çünkü topu aşağıya kaçıyor. Ayak boyum birazcık büyük olduğu için. Onun dışında şöyle bir kedili çorap buldum. Bunu çok beğendim. Bu renk bir pantolonum var. Rengarenk böyle giyindiğim zaman çok tatlı olacağını düşünüyorum. Bu 6 tane çorabın tanesi 5 TL'ydi. Yani şöyle 30 TL'ye geldi burası. Onun dışında telefon aksesuarları satan yerden şöyle bileğe takmak için şu kısmını da telefonun kılıfının içine geçiriyormuşsunuz. Böylece hani video çekerken şöyle şu şekilde elinizden kayıp düşmesini engelliyor. Şöyle simli taşlı gibi bir model aldım. Bunun farklı renkleri de vardı. Lilası, daha böyle antrasit gri gibi olanı vardı. Onlardan da alabilirsiniz. Buna ne kadar dedi? 40 TL dedi. Ben çok fazla dedim. Bir de kırılmaz camı almıştım yeni telefon aldığım için onu kullanmak için. Ona da 15 TL'lik var. Bir de 40 TL'lik var demişti galiba. Ben 15 TL'lik olanı tercih ettim. Bununla birlikte ikisi 55 TL oluyordu. 50 olur mu dedim. Tamam dedi. Sonra pazarın bitimine doğru başka bir tezgahta aynı bu üründen gördüm. 25 TL'ye satıyordu. Yani 40 TL'yi başka bir tezgahta satılırken 25 TL'yi başka bir tezgahta bulabiliyorsunuz. O yüzden çok gezip dolaşıp almak, en son almak. Yani bütün pazarı gezip fiyatları sorup en son bence satın almak gerekiyor. Ama çok beğendim. Güzel bir ürün. Koruyucu ekranı da kendisi o sırada silme beziyle silip yapıştırarak çok güzel bir şekilde yaptığı için kızmıyorum ona. Teşekkür ediyorum buradan. Bunu da yani toplam 50 TL harcamış oldum. Ekranıyla birlikte tekrar edeyim. Sonra bir tam pazarın kapanmasına yakın şöyle kemer satan bir tezgah gördüm. Bu kemerler vardı. Şöyle bir detayı var. İki tane var bundan. Uç kısmında da yapmışlar. Şu kemer sadece 10 TL'ydi. İnanabiliyor musunuz? Yani çok güzel, çok şık duruyor. Denedim hemen. Şöyle size de göstereyim. Buradan bir tane daha aldım tabii ki. 10 TL'yi nerede bulacağız kemer yani? Şöyle duruyor. Ay, bunu biraz daha tabii dar yapmak gerekiyor. Şöyle yapalım. Buradan hayvanı da görünsün. Bu çita ya da puma sanırım. Şöyle göstereyim. Çok şık değil mi? 10 TL'ye harika bence. Tokası da güzel. Havalı duruyor yani. Beğendim. Aynı tezgahtan şöyle bir de taba rengi. Timsah derisi. Suni.
Kemer aldım. Bu da 10 TL'ydi. Bu da çok şık duruyor. Takıp göstermek isterdim ama şu anda çok zor olacak. Şöyle göstereyim en iyisi. Bunu da şöyle kapatalım. Hemen size göstereyim. Tabii ki gerçek timsah derisi kullanmıyorum. Suni olursa olur. Şöyle siyahların üzerine, mesela üzerimdeki gibi bir kıyafetle böyle bir tava rengi, kahverengi çok şık durur. Tavsiye ederim size de. Yani şu ikisini de şöylece 20 TL'ye almış oldum. Bence iyi bir alışveriş yani. Çok kaliteliler çünkü çok beğendim. Toplam 200 TL ile gitmiştim. Biraz kısıtlama yaptım bütçemde. Çok fazla harcamayayım diye kendimi tutmak için. Arkadaşımla gitmiştik. Beraber gezdik ilk önce pazarı. Ondan sonra bir ara böyle 100 TL'lik Inditex ürünlerin satıldığı bir tezgahta çok sıcak bastı. Böyle havada çok sıcaktı ve çok kalabalık oldu. Teyzelerle alışveriş keyif şeklinde biraz bunu aldık ve pazardan çıkıp birkaç saat bir kafede oturduk. Ondan sonra tekrar pazara geri döndüm. Saat bayağı geç olmuştu aslında. Pazar toplamaya başlamışlar. 7'yi geçiyordu. 7.30'a kadar falan kaldım sanırım. Toplamamış olan tezgahlardan alışveriş yaptım. Onların da videolarını çektim. Başka videolarda onları da göstereceğim. Arkadaşımla gezerken şöyle etnik şortların satıldığı bir tezgah vardı. Oradan ben de böyle bir zebra desenli pantolon aldım. Beli lastikli. Böyle ince bir kumaşı var. Yazlık. Şöyle etiketini de göstereyim. Ben 38 beden giyiyorum. Burada etiketinde beden yazmıyor. Standart bedendi galiba bunlar. Bazıları da S yazıyordu çünkü standart anlamında. Bana tam oldu bu. Şöyle bol paçalı. Denedim bunu. Çok güzel duruyor. Uzun bir de paçaları. Bazı bu modellerde paça boyu kısa oluyor. Benim gibi uzun bacaklarda paça boyu kısa kalınca bazen kötü bir görüntü olabiliyor. Ama bunda çok güzel oldu. Böyle hafif topukluyla da giyilebilecek kadar uzun boyu. Çok beğenerek aldım. Bunu 50 TL'ye aldım. Arkadaşım da aynı tezgahtan etnik desenli şortlardan aldı. Onlar da çok hoştu. Aslında aklım kalmadı değil. Ben de bir tane lacivert beğenmiştim. Lacivert beyazlı bir model vardı. Ama sonra başka şeyler alınca bir de döndüğümde o tezgahta toplanmıştı. Onu da alamamış oldum. Belki bir dahaki sefere, bir dahaki hafta yine belki cumartesi giderim. Ya da belki Bakırköy pazarına da gitmeyi düşünüyorum. Oraya da gidebilirim. Ama o şortu görürsem alacağım, aklımda kaldı. Sonra işte pazara dönmüşken son anda aldıklarımdan şöyle bir tişört var. Şurasında reflektör gibi parlayan bir mavi logosu var. Şöyle göstereyim. Hafif parlıyor böyle. Hoşuma gitti. Koyu kahverengi. Large beden aldım. Biraz böyle salaş durmasını seviyorum ben. Kısa kollu, yarım kollu. Bunun kumaşı çok güzel. Zaten orada da organik pamuk falan yazıyordu. Organik değil ama pamuklu yani. Çok hoş bir kumaşı var. Şöyle göstereyim. Bunu da denedim. Çok güzel oldu. Böyle mesela gri bir pantolonla giyip bunun bir kısmını içine sokuyorlar ya, böyle hoş duruyor. Yarısı içeride, yarısı dışarıda. Bunu da 40 TL'ye aldım. Sonra YouTube videolarında bir denk geldim. Başka bir YouTuber kız da pazarları gezen yine. Arkadaşına hediye almış. Aynı renk, aynı tişört. Yani bu kadar tesadüf olur. Çünkü bu tezgahta bir sürü rengi vardı. Birçok marka vardı. Ama gidip aynısını almışız. O da aynı gün gitmiş. Çok ilginç geldi. Buradan izlerse selam olsun o da. Bana da 40 TL verdim yani, anlayacağınız. Bu unisex bir model. Erkekler de alabilir. Zaten erkek tişörtü gibi de, yani ben unisex giymeyi sevdiğim için aldım. Sonra erkekler bize bir şey göstermiyorsun falan diyorlar. Halbuki çok fazla şey çektim yani onlar için de. Artık izlersiniz bu zahmet. Onun dışında pazardan başka bir şey almadım ama son 5 TL'm kalmıştı. Onunla da böyle bir Boğazkesen'den yukarı doğru çıkarken Tophane tarafından böyle kolyeler satıldığı, gözlükleri satıldığı bir küçük dükkan var. Oradan 5 TL'yi bu kolyeyi aldım. Şöyle duruyor. Bazı böyle müşteri ürünler bende yaz sıcaklarında alerji yapabiliyor. O yüzden böyle alerji yapmayacak türden boncuklu gibi bir model seçtim. Bunun yeşili de vardı. Onu da almayı düşünüyorum. 5 TL çok uygun bence böyle bir şey. Pazarda bile 5 TL'ye zor buluyoruz artık. Onun dışında arkadaşım bana İtalya'dan bir hediye almış. Onu da göstereyim. Aynı gün çünkü. Şöyle de güzel bir ambalaj yapmış. Aynı gün onu da aldığım için
Onu da paylaşmak istiyorum sizinle. Doğum günüm geçti de onu da istinaden. Şöyle yengeç burcu olduğum için bir tane valiz etiketi almış. Yengeç burçlu. Şöyle bir tokası var. Kemer tokası gibi. Burada da isim yazmak için yeri var. Böyle adınızı, soyadınızı, adresinizi, telefonunuzu yazabiliyorsunuz. İtalya'da, Milano'dan almış bana. Teşekkür ediyorum kendisine buradan. Yengeç burcu olduğum için çok mutlu oldum. Onun dışında bu kadar. Beşiktaş Cumartesi pazarını bu sefer daha çok sevdim. Yani gitmenizi tavsiye ederim. Ama çok pahalı ürünler de var. Diğer gidenlerin de söylediği gibi. Yani 500 TL'ye böyle takımlar var. 200 liraya, 300 liraya. Yani bazı böyle yazlık pantolonlar 100 TL falan. Yani bence 50'den yukarıya vermemelisiniz ama siz bilirsiniz. Çok beğenirsiniz desenli. Güzel desenler de vardı açıkçası. Yani bütçeniz varsa 500 TL'lik kimonolu, pantolonlu takımlardan da alabilirsiniz. Ama bize biraz fazla geldi. Beğendiğimiz halde almadık açıkçası. Güzel terlikler vardı. Onları da diğer videolarda çektim. Böyle kep şapkalar vardı. Onları da bayağı detaylı bir şekilde çektim. Diğer videolarımı da izlersiniz artık. Bir de şu beğen tuşu var ya, ona basarsanız çok sevinirim. Bakın gece çekiyorum bu videoyu. Sizin için giyindim, süslendim. Uğraştım, bu kadar emek verdim. Bazıları böyle yanlış tuşa basabiliyor. Öyle şeyler olmazsa sevinirim. Bir de abone olursanız da mutlu olurum. Çünkü daha çok kişiye ulaşmamı sağlıyor. Daha çok video çekmek için beni motive eder açıkçası. Teşekkür ediyorum şimdiden. Görüşmek üzere. Bay bay.